değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için fuarların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul Kongre Merkezi ve 2019 Migros İyi Gelecek Festivali'ndeyiz. Festival katılımcılarımızdan Agrocan firmasına konuk olduk ve yanımızda tesis müdürümüz Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatıyla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ve hayırlı fuarlar. Sağ olun. Sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum. Yine ekran başındaki izleyicilerimize Mustafa Bey kimdir, sektörle buluşması nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ben Sera Tesis Müdürü Mustafa Selçuk. Agrocan Tesis Müdürüyüm. Can Şirketler Grubu'nun, Agrocan Can Şirketler Grubu'nun bir üyesidir. 50 yıllık tekstil geçmişi vardır. Sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Artı enerji sektöründe hizmet vermektedir. Bir de tabii gördüğünüz gibi tarım sektöründe hizmet vermektedir. Agrocan adı altında yaklaşık 14 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Yerimizde Tekirdağ Çorlu'da son derece modern bir yapıya sahiptir. 6,5 metre yüksekliğinde tamamen cam sera ve otomasyonla üretim yapılan bir yerdir. Peki biraz üretimden bahsedelim o zaman. Neler üretiyoruz? Agrocan kaliteli üretim yapıyor. 13-14 yıldır piyasaya girdiğinden beri şu anda çok şükür Türkiye'de ilk sıralardayız. Bizim için kalite olmazsa olmazlardan. Gördüğünüz gibi çeşitli ürünler yapabiliyoruz. Salkım domates ana üreticisiyiz. Artı yanında biber, patlıcan, salatalık ve çeri gibi birçok faaliyet alanımız var. Yaptığımız zaman biz en iyisini yaparız. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Biz sektördeki kendimizce farklılığımız biyolojik mücadeleye önem veririz. Biyolojik mücadele nedir? Zararlı böcekleri faydalı böceklerle yok etme şeyidir. Bu da tabii ki hormon kullanmadan, kimyasal kullanmadan tüketiciye zarar vermeyecek. Onların tamamen rahat bir şekilde sofralarını alıp yiyebileceği bir ürün yetiştirmek üzere kurulmuş bir yerdir. Bizim olmazsa olmazlarımız bunlardır. İlk defasında doğruyu yapmak bizim ana ilkemizdir Agrocan olarak. Dolayısıyla bu sektörde ihracat kanalımız da vardır. İhracat da yapıyoruz. Kaliteli bir ürün. Bombu sarılarıyla döllenme yapılır. Tamamen doğal bir şekilde. Bizim için olmazsa olmazımız Agrocan mantığında kaliteli, kendi çocuklarımızın sofrasında yiyeceği şekilde sağlıklı, hormonsuz, ilaçsız, güvenle yiyebileceğimiz bir ürünleri yetiştiriyoruz. Bu şu anlama da geliyor. Böyle faydalı bir gıdayı sadece yazın 3 ay dışarıda yetiştirilerek sunulmaktansa 12 ayı kışında bu kadar madem faydalı bir ürünümüz var. Niye kışında bunu tüketiciyle tanıştırmayalım? İçleri rahat bir şekilde niçin sofralarını almasınlar? Agrocan tamamen bu mantıkta üretim yapmaktadır. Ve bundan sonra da gelişmeye dönük çeşitli, daha farklı, Türkiye'de üretilmesi zor olan, belki birçok seraların yapamayacağı şekilde biz teknolojik bir yapıya sahip ve ekip olarak da çok güçlü bir ekip olduğumuz için farklı ürünleri de yine aynı kalitede, aynı mantıkta, aynı düşüncede sunmaya, yapmaya, geliştirmeye devam edeceğiz inşallah. Evet, masamızda yine birçok domates çeşidi ve biber çeşidi görüyoruz. Çeşitlerinden biraz bahsettik. Bu hale gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Bizim sera olarak 100 dönüm kapalı alana sahibiz. Artı kendi fide tesisimiz de var. Gene modern fideciliğimiz vardır. Kendi ürünlerimizi, kendi fidelerimizi yetiştiririz. Dolayısıyla dışarıya da fide yapma hizmeti yapıyoruz. Çünkü her şey temelinden başlar. Avrupa bugün bu konuma geldi. Hollanda'yı biliyorsunuz. Ufacık bir yer olmasına rağmen dünyanın ikinci gıda üreten bir yeridir. Evet. Aslında Konya kadar yüz ölçüm bir dahi yoktur. Türkiye bu kadar tarım alanında cennet sayılan bir yerdir. Ancak biz çok gerilerdeyiz. Bu da üzücü bir şey.
milli olarak düşündüğümüz zaman çok üzücü bir durum. Bunu nasıl aşabiliriz? Nasıl kaliteli ürün yapabiliriz? Nasıl miktarımızı çoğaltabiliriz? Vatana millete nasıl daha faydalı olabiliriz? Kendi insanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz? Bu mantıkla Agrocan yönetimi yola çıkmıştır. Dolayısıyla da ileriye doğru da gerek bu ürünlerde, gerek 14 yıldır verdiğimiz faaliyetlerde bundan sonra da çok kaliteli ürünler yapacağız. Fide aşamasında fideyi kendimiz yapıyoruz. Daha sonra onları işletme şartlarına, işletmeye alıyoruz. Yaklaşık 9-10 ay bu üründen ürün topluyoruz. Ondan sonra tekrar bir temizlik, hijyen kurallarıyla birlikte onları tekrar bir döngü olarak tekrar işletmeye alıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Peki birçok unsuru saydık hizmet kalitesi olarak. Bunlar sektördeki farkınız için yeterli kalıyor mu Mustafa Bey? Sektördeki farklılığımız şu, piyasada tabii çok üreticiler var. Evet. Tabii ki bizim gibi kaliteli üreten firmalar da vardır ama Agrocan'ın olmazsa olmazı kalitedir. Hormonsuz, ilaçsız, gerçekten soframıza aldığımız zaman çocuklarımızın içtenlikle yiyebileceği bir ürün yetiştirmek istiyoruz. Ve dediğim gibi bunu sadece yazın yayla domatesleri, organik dediğimiz zaman biz de organik, yani zaten topraksız üretimdir, kontrollü üretimdir bizim yaptığımız. Dolayısıyla bu mantıkla düşündüğümüz zaman bizler kaliteden ödün vermeyeceğiz. Tabii Türkiye'de biraz fiyat aşamaları oluyor tüketiciye yansıyan. Ben eminim ki tüketici bu kadar önemli gıda, yani gıdanın en önemli unsurlarından biri domates de, evet, biliyorsunuz faydası anlamında da. 12 ayın 12 ayı kışın da dahil niçin bu faydalı bir ürünü bir sene boyunca çocuklarımız kendimiz yemeyelim? Biz bir ilk defasında doğruyu yapmak, en iyisini yapmak, en kalitelisini yapmak, her ne olursa olsun kar etmeyecek dahi olsak asla ve asla kaliteden ödün vermeden bütün yaptığımız bu çeşitli ürünleri biz sunmaya, üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Hem kendi halkımıza hem ihracat anlamında vatanımıza, milletimize faydalı olma adına bu yolda devam edeceğiz. Yüzde kaçını ihraç ediyoruz? Bizim şu anda %30, %40 olabiliyor. Aslında bunun %100'ünü de yapabiliriz ama çok şükür iç piyasada çok büyük kuruluşlara, marketlerde teveccüh gördüğü için malımız bitiyor. Hı hı. Dışarıya çok fazla kalmıyor. Dışarıdan da çok istekler var. Almanya'dan, ana üreticisi Hollanda'dan, Arap Yarımadası'ndan, her yerden çok ciddi şekilde istekler var. Ancak biz diyoruz ki önce bizim kendi halkımız. Evet. Böyle bir kaliteli ürünü eğer biz üretiyorsak önce kendi halkımız bundan nasiplensin. Agrocan olarak içtenlikle yiyebilsin, sofralarına koyabilsin. Ondan sonrasını biz ihraç ederiz, sıkıntı yok. Ama bizim tamamen önceliğimiz kendi Türkiye'de iç piyasamız, kendi insanımız, kendi halkımız. Agrocan'da inşallah bundan sonra da kalite anlamında da, üretim anlamında da, çeşitlilik anlamında da kendini geliştirerek devam edecek. Biz de yönetim olarak, Agrocan yönetimi olarak ve biz çalışanlar olarak bunlardan elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz bu arada? Fuar iyi. Bugün ikinci günü. Dün bu sponsor olan marketimizin çalışanları gelmişti Migros'un. Bundan sonra bugün ve yarın ve diğer gün, üç gün boyunca da halka açık olacak. Gördüğüm kadarıyla çok güzel, çok zengin. Böyle bir ortamda bizi de davet ettiler. Migros'a da teşekkür ediyoruz. Biz de tabii işte bir kendimizce güzel bir stand kurmaya çalıştık. Gezdiğimizde, baktığımızda katılım yüksek. Verimli geçtiğini görüyoruz. İnşallah yarın öbür günde aynı verimlilik devam edecek diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Sizlere tekrar hayırlı fuarlar ve bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız İstanbul Kongre Merkezi dedik. 2019 Migros İyi Gelecek Festivali'nden sizlere sesleniyoruz ve Agrocan firmasına konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.